Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, relatif pronum, yani ilgi zamirleri. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, relatif pronum yani ilgi zamiri deyince ne anlamalıyız? Burada arkadaşlar bir adres gösterme söz konusu. Ne demek istediğimi örneklerle anlatayım isterseniz. Wie heißt die Firma, in der du arbeitest? Bakın arkadaşlar, gayet açık, bariz bir cümle görüyoruz. Firmanın adı ne? Değil mi? Wie heißt die Firma, in der du arbeitest? Senin çalıştığın. Şimdi bakın burada arkadaşlar, bu cümlede wie heißt die Firma'dan hemen sonra virgül gelmiş ve in der du arbeitest. Bakın burada bir açıklama gelmiş. Senin çalışmış olduğun firmanın adı ne? Şimdi buraya baktığımızda virgülden sonra arkadaşlar in der ile ne olmuş? Senin çalıştığın, yani senin içerisinde bulunduğun, çalışmış olduğun anlamına gelen in der'ı görüyoruz. In prepozisyonuna baktığımızda arkadaşlar bu neyi gerektiriyordu? Datifi gerektiriyordu. Dolayısıyla die ne oluyordu? Der'e dönüşüyordu. Bu durumda in der du arbeitest, senin çalışmış olduğun anlamı doğuyor. Yani ben virgülden sonra aslında bir açıklama getirmiş oluyorum. Senin çalışmış olduğun firmanın adı ne? Deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla Almanca'da da birazcık daha dolaylı olarak anlatılmış oluyor. Firmanın adı ne? Senin çalışmış olduğun şeklinde yorumlanıyor Almanca'da. Dolayısıyla bu dil dinamiğine göre düşünmemiz gerekiyor. Wie heißt die Firma'dan sonra demek ki ne oluyormuş? Virgülümü getiriyormuşum. Çalışmak denildiğinde arbeiten in gerektiriyordu, öyle değil mi? Ben işte falanca firmada çalışıyorum derken ich arbeite in der Firma derim, değil mi? Bu durumda ne yapmış oluyorum? Bu iki cümleyi aslında bir nevi bir araya getirmiş oluyorum ve in der yapısıyla ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Relatif pronom kurmuş oluyorum. Bu durumda senin çalışmış olduğun firmanın adı ne sorusunun Almanca soru karşılığı neymiş? Wie heißt die Firma, in der du arbeitest sorusunu demek ki ne yapıyormuşuz? Soruyormuşuz. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Das Bild, das mein Kind vor drei Wochen gemalt hatte, erhielt einen Preis. Evet, baktığımızda arkadaşlar, das Bild neydi? Resim, tablo anlamına geliyordu. Das mein Kind vor drei Wochen gemalt hatte, değil mi? Vor drei Wochen, 3 hafta önce benim çocuğumun ne yapmış olduğu, boyadığı, yapmış olduğu, değil mi? Bakın burada gemalt hatte plusquamperfekt girmiş devreye, değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili derslere baksınlar. Bakın burada da gene preteritum var. Erhalten, elde etmek anlamına geliyor. Erhielt einen Preis, den Preis erhalten, ödül almak. Erhalten, elde etmek, ancak einen Preis erhalten denildiğinde ödül almak anlamına geliyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar işaretlemiş olduğum das'a bakalım. Resim, das, bakın das Bild, das mein Kind, ki onu benim çocuğum vor drei Wochen gemalt hatte, 3 hafta önce boyamış olduğu, yapmış olduğu resim ne olmuş? Erhielt einen Preis, ödül aldı demiş oluyoruz. Dolayısıyla biz bunu tabii güzel Türkçe'de bu sıralamayla söylemeyiz. Ne deriz? 3 hafta önce benim çocuğumun yapmış olduğu, boyamış olduğu resim ödül aldı deriz, değil mi? Ancak Almanca dil dinamiğine baktığımızda ne oluyor? Resimle başlamış oluyor. Bu durumda das Bild'den sonra bakın virgülden hemen sonra bir açıklama geliyor. Resim, ama herhangi bir resim değil. Nasıl bir resim? Benim çocuğumun 3 hafta önce boyamış olduğu, yapmış olduğu resim anlamı doğuyor, değil mi? Ben bu virgülü, yani şu virgül virgüllerin arasındaki şeyi, öğeleri atsaydım ne olacaktı? Das Bild erhielt einen Preis. Resim ya da tablo ödül aldı. Düz bir cümle, doğru bir cümle, kurallı bir cümle. Ancak virgülle ne yapmış oluyorum? Bir açıklama getirmiş oluyorum. Sıradan bir resim, sıradan bir tablo olmadığını, değil mi? Çünkü 3 hafta önce benim çocuğum bunu yaptı demiş oluyoruz. Bu durumda das Bild,
das mein Kind vor 3 Wochen gemalt hatte, erhielt einen Preis demiş oluyoruz. Demek ki erhalten ne oluyormuş? Präteritumda erhielt olarak karşımıza çıkıyormuş. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die fleißigen Studenten, die sehr gut in Physik sind, kommen aus der Türkei. Evet, die fleißigen Studenten, fleißig neydi arkadaşlar? Çalışkan demekti. Die Studenten, üniversite öğrencileri. Çalışkan üniversite öğrencileri, bakın çalışkanlar ama ne özellikleri var bakalım. Die sehr gut in Physik sind. Demek ki fizik dersinde çok iyiymiş bunlar. Bir açıklama getiriyor virgülden sonra. Kommen aus der Türkei, Türkiye'den geliyorlar değil mi? Şimdi ben bu açıklamayı getiren virgülleri atmış olsaydım ne olacaktı? Die fleißigen Studenten kommen aus der Türkei. Çalışkan üniversite öğrencileri Türkiye'den geliyor demiş oluyoruz değil mi? Ancak virgülle ne oluyor? Bakın burada die fleißigen Studenten, die Studenten olduğundan dolayı ne yapıyorum? Die ile refere etmiş oluyorum değil mi? Burada ne kurmuş oluyorum? Bir ilgi olmuş oluyor. Yani bir adres gösterme oluyor. Ki burada da böyle bir şey vardı. Das Bild ve das değil mi? Burada da die Firma ancak burada in ile anıldığı için in der şeklinde ele alınmıştı. Ancak buraya baktığımızda ne oluyor? Die olarak refere etmiş oluyorum. Die sehr gut in Physik sind, kommen aus der Türkei demiş oluyoruz. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Yurt dışında ülkemizi temsil eden birçok değerli, birçok başarılı öğrenci konularında gerçekten çok iyiler ve gururla bunu söyleyebilirim ki bizi gerçekten çok iyi temsil ediyorlar. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Dördüncü örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Das ist die hübsche Frau, mit der ich heiraten möchte. Evet. Ne diyor cümlemiz? Die hübsche Frau ne demekti? Güzel kadın değil mi? Ne yapıyorum? Tanıtıyorum değil mi? Bu güzel kadın. Bakın ne yapmak istiyorum? Mit der ich, onunla ben heiraten möchte. Onunla evlenmek istiyorum değil mi? Birisine diyelim ki ne yapıyorum? Tanıtıyorum değil mi? İşte bu hanım, onunla ne yapmak istiyorum? Evlenmek istiyorum şeklinde cümle kurduğumda bakın burada ne olmuş cümlemizde arkadaşlar? Mit var. Mit olduğunda ne gerektiriyordu bu cümle? Datifi gerektiriyordu. Bu durumda bakın bu güzel bir kadın ama herhangi güzel bir kadın değil. Neden? Çünkü ben onunla evlenmek istiyorum dediğimizde ne yapıyorum? Mit der ile buradaki die hübsche Frau değil mi? Die Frau neye dönüşüyor datifte? Dere dönüşüyor. Bu durumda das ist die hübsche Frau, mit der ich heiraten möchte dediğimde değil mi? Ben onunla evlenmek istiyorum diye değil mi? Bir açıklama getirmiş oluyor bu cümle. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Ardından telaffuzumuzu doğru bir şekilde yapalım. Demek ki ilk örneğimize baktığımızda ne oluyormuş arkadaşlar? Wie heißt die Firma, in der du arbeitest denildiğinde demek ki firmanın adı ne? Senin çalışmış olduğun değil mi? Ya da ne deriz? Senin çalışmış olduğun firmanın adı ne? Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Öncelikle wie heißt die Firma diyorum. Virgülden sonra bir açıklama getiriyorum. Nasıl bir açıklama? Senin çalışmış olduğun değil mi? Bu durumda ne olacak? In der du arbeitest. Neden in der oldu? Çünkü in datifi gerektirdiğinden dolayı. İkiye baktığımızda das Bild, das mein Kind vor 3 Wochen gemalt hatte, erhielt einen Preis. Bakın burada das Bild, tablo, resim. Ne yapıyorum? Bir açıklama getiriyorum. Benim çocuğumun 3 hafta önce yapmış olduğu, boyamış olduğu. Bu durumda das Bild, das mein Kind vor 3 Wochen gemalt hatte, virgülümü getirdim, erhielt einen Preis, ödül aldı diyorum. Üçe baktığımızda die fleißigen Studenten, die sehr gut in Physik sind, kommen aus der Türkei. Bakın burada ne oluyormuş demek ki? Die fleißigen Studenten, çalışkan olan öğrenciler. Bakın burada bir açıklama getiriyorum. Die, yani Studenten kastedilmiş oluyor. Die sehr gut in Physik sind, fizikte iyiler, değil mi? Çok iyiler. Kommen aus der Türkei, Türkiye'den geliyorlar. Ve dördüncü örneğe baktığımızda das ist die hübsche Frau, bu güzel kadın, mit der ich heiraten möchte. Bakın, das ist die hübsche Frau, mit der ich heiraten möchte.
onunla evlenmek istediğim kadın, işte bu güzel olan kadın dediğimizde demek ki das ist die hübsche Frau, işte bu o güzel kadın ki onunla ne yapmak istiyorum, evlenmek istiyorum dediğimizde demek ki mit der yapısıyla ne yapmış oluyorum, relatif pronom sağlamış oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri şimdi de güzel telaffuzumuzla tekrarlayalım. Wie heißt die Firma, in der du arbeitest? Wie heißt die Firma, in der du arbeitest? Das Bild, das mein Kind vor 3 Wochen gemalt hatte, erhielt einen Preis. Das Bild, das mein Kind vor 3 Wochen gemalt hatte, erhielt einen Preis. Die fleißigen Studenten, die sehr gut in Physik sind, kommen aus der Türkei. Die fleißigen Studenten, die sehr gut in Physik sind, kommen aus der Türkei. Das ist die hübsche Frau, mit der ich heiraten möchte. Das ist die hübsche Frau, mit der ich heiraten möchte. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Kennst du die Männer, die in schwarz gekleidet sind? Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Kennst du die Männer? O adamları tanıyor musun? Bakın, o adamlar nasıl adamlar? Virgülden sonra bakıyoruz. Die in schwarz gekleidet sind. Evet, bu birazcık filmleri andırıyor değil mi? Hollywood sinemasını sanki hatırlatıyor. Schwarz neydi? Siyah içerisinde, siyahlar içerisinde giyinmiş adamları tanıyor musun diyor değil mi cümlemiz? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, die Männer, bakın burada ne yapmış oluyor? Relatif pronom görüyoruz. Orada bir adamlara değil mi? Bir adres gösterme var. Dolayısıyla o adamları tanıyor musun? Ki onlar siyahlar içerisinde, tabii güzel Türkçe'de az önce de söylemiş olduğum gibi, siyahlar içerisinde siyah giyinmiş adamları tanıyor musun deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da da birazcık farklı olarak düşünülüyor. Dolayısıyla o adamları tanıyor musun? Kennst du die Männer? Virgülü getiriyoruz arkadaşlar. Die in schwarz gekleidet sind. Demek ki siyahlar içerisinde giyinmiş olanlar kastedilmiş oluyor değil mi? Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Michaels Wagen, mit dem wir nach München gefahren sind, kostet 27.500 Euro. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Michael'in, evet, Wagen, arabası değil mi? Auto da diyebilirdik, Wagen de diyebilirdik. Dolayısıyla Michael'in arabası, bakın burada arabaya bir açıklama getiriyor. Mit dem wir nach München gefahren sind. Onunla ne yaptık biz? Münih'e gittik. Değil mi? Bir açıklama gelmiş. Çünkü virgülle açıklama getiriyor. Kostet, fiyatı neymiş? 27.500 euro. Evet, bu takribi ortalama bir Almanya'daki araba fiyatı arkadaşlar. Şimdi ben bu ifadeye baktığımda Michael'in arabası, açıklamamız ne? Mit dem, onunla birlikte, bakın mit'i gerektirdiğinden az önce de söylemiş olduğum gibi ne oluyordu? Datif'i gerektiriyordu. Der Wagen datif'te neye dönüşecek? Dem'e dönüşecek. Bu durumda mit dem ile açıklamamız gelmiş oluyor ve onunla Münih'e gittik dediğimizde mit dem wir nach München gefahren sind ile ne yapmış oluyorum? Açıklamamı getirmiş oluyorum. Şimdi bu virgüller içerisindeki öğeleri hesaba katmamış olsaydım ne diyecektim arkadaşlar? Michael's Wagen kostet 27.500 euro. Bakın gayet kurallı olan bir cümle değil mi? Ama demek ki virgül getirildiğinde ne oluyormuş? Bir açıklama geliyormuş ki relatif pronom burada zaten kendini hissettiriyor. Yedinci örneğe bakalım arkadaşlar. Yedinci örnek ne diyor? Wir suchen ein kleines Haus, das in der Nähe von Stuttgart liegt. Evet. Ne diyor cümlemiz? Gayet anlaşılır bir cümle olduğunu düşünüyorum, öyle değil mi? Wir suchen ein kleines Haus, küçük bir ev arıyoruz. Das in der Nähe von Stuttgart liegt. O in der Nähe neydi arkadaşlar? Yakınında. In der Nähe von Stuttgart. Evet, Stuttgart bir şehir ismi Güney Almanya'da. Dolayısıyla das in der Nähe von Stuttgart,
Stuttgart yakınlarında liegt. Liegen neydi? Bulunmak anlamında. Liegen aslında yatay vaziyette durmak, yatmak anlamında. Ancak biz bunu liegen'i çeşitli işte evler için, konutlar için, şehirler için de kullanabiliyoruz. Dolayısıyla ne diyor? Küçük bir ev arıyoruz. Stuttgart yakınlarında. Dolayısıyla biz güzel Türkçe'de ne deriz? Stuttgart yakınlarında küçük bir ev arıyoruz deriz, değil mi? Ancak buraya baktığımızda Almanca'da nasıl ele alınıyor? Wir suchen ein kleines Haus. Küçük bir ev arıyoruz. Das in der Nähe von Stuttgart liegt. O Stuttgart yakınlarında olan gibi. Yani böyle birebir çevrildiğinde birazcık tabii havada kalabiliyor. Ve son örneğimize baktığımızda arkadaşlar, ha onu söyleyecektim. Ein kleines Haus neydi bunun artikeli? Das. Dolayısıyla virgülden sonra das ile ne olmuş oluyor? Devam etmiş oluyor ve relatif pronom bu şekilde kurulmuş oluyor ve sıra geldi son örneğimize. Die Schülerin, die sehr intelligent ist, möchte später Ärztin werden. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Bu da gayet anlaşılır. Değil mi? Kız öğrenci, die Schülerin, die sehr intelligent ist. Bakın açıklamamız gelmiş buraya virgülden sonra. O çok zeki diyor, değil mi? Die sehr intelligent ist. Schülerin artikel die olduğundan dolayı relatif pronom ne oluyor arkadaşlar? Die ile, değil mi? Sağlanmış oluyor. Die sehr intelligent ist. Möchte später sonradan ne olmak istiyor? Ärztin werden, değil mi? Doktor olmak istiyor. Şimdi bu virgülü virgüllü ifadeyi şurayı atmış olsaydım ne olurdu arkadaşlar? Die Schülerin möchte später Ärztin werden. Gayet makul, anlaşılır olan, değil mi? Düz bir cümle. Ne diyor? Öğrenci ileride doktor olmak istiyor demiş oluyoruz. Ama demek ki relatif pronom aslında bir nevi ne yapıyor arkadaşlar? Bizim anlatmak istediğimize bir ayrıntı vermiş oluyor. Bir enformasyon, bir bilgi veriyor burada. Herhangi bir öğrenci değil bu. Nasıl bir öğrenci? Çok zeki bir öğrenci. Değil mi? Dolayısıyla relatif pronom die olarak devam ediyor burada. Neden? Die artikelinden dolayı. Die Schülerin, die sehr intelligent ist, möchte später Ärztin werden demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Kennst du die Männer, die in schwarz gekleidet sind? Kennst du die Männer, die in schwarz gekleidet sind? Michaels Wagen, mit dem wir nach München gefahren sind, kostet 27.500 Euro. Michaels Wagen, mit dem wir nach München gefahren sind, kostet 27.500 Euro. Wir suchen ein kleines Haus, das in der Nähe von Stuttgart liegt. Wir suchen ein kleines Haus, das in der Nähe von Stuttgart liegt. Die Schülerin, die sehr intelligent ist, möchte später Ärztin werden. Die Schülerin, die sehr intelligent ist, möchte später Ärztin werden. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde relatif pronom konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.